Evet sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sabah rutinimden bahsedeceğim. Sabah kalkınca ne yapıyorum? İlk işim ne yapmak oluyor? Metabolizmamı nasıl hızlandırıyorum? Kardiyo öncesi hazırlıklarım nasıl oluyor? Bunları size teker teker paylaşacağım arkadaşlar. İlk önce ilk sabah kalktığım zaman birazcık tabii uyku sersemi oluyorum. Böyle bir önce duşumu alıyorum, bir kendime geliyorum. Arkadaşlar duşumu aldıktan sonra bazı hazırlıklarım oluyor. İşte e, detoksit fit hazırlıklarım oluyor. Kahveme hazırlıklarım oluyor. Şimdi fitim için neler koyuyorum? Kahvemin içine neler koyuyorum? Kardiyo öncesinde vücudumu kardiyoya nasıl hazırlıyorum? Termojenik etkiyi nasıl yaratıyorum? Ödem atmak için, yağ yakım sistemini aktive etmek için, metabolizmamı hızlandırmak için neler yapıyorum? Ya öğüne kadar ki yani ilk sabah öğünüme kadar ki bütün rutinimi sizle paylaşacağım arkadaşlar. Sabah öğünümü de paylaşacağım. Kardiyomdan sonra yaptığım kardiyo egzersizinden sonra nasıl bir öğün tüketiyorum onu da paylaşacağım. Kısa kısa sabah bütün rutinimi sizlere sunacağım arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. İyi seyirler. Sabah kalktığım zaman böyle karşısına geçip burası benim şeref kürsüm böyle bir motivasyon ve moral depoluyorum. Kazandığım zaferler, başarılar, geçmiş yıllarım aklıma geliyor. Önce bir böyle kendime moral veriyorum. Böyle buraya bakıp. Ondan sonra arkadaşlar burada dünya, şampi dünya şampiyonlukları, işte Avrupa şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, Kontinental Cup şampiyonlukları, birincilikler, ikincilikler, dünya şampiyonu madalyaları, Avrupa Şampiyonası madalyaları, Türkiye Şampiyonası madalyaları falan. Birçok kupaya madalyalarım var. Bunlara bakıp moral buluyorum. Ondan sonra şöyle burada bir hazırlığım var arkadaşlar. Şimdi bu hazırlığıma geçelim. Nasıl yani yapıyoruz? Kalkar kalkmaz ilk işim detoks fitimi demlemek oluyor. Bir şase detoks fit ya içerisinde gerçekten muazzam değerli bitki ve yeşillikler var. Tam 16 tane arkadaşlar gidip aktardan 16 tane bitki alıp karıştırıp demleyeceğinize bir şase işinizi görüyor. Deve dikeni, brokolisi, maydanozu yani aklınıza gelecek bütün yeşillikler dereotundan hepsine var arkadaşlar. Gerçekten de ilk sabah kalkar kalkmaz benim işim bu oluyor. Metabolizmamı bununla hızlandırıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar ödem atmamı sağlıyor. Yağ yakım sistemine destek veriyor. En önemli iki şey arkadaşlar benim için sabah kalkar kalkmaz bağırsaklarımı hareket ettiriyor. Ve arkadaşlar devamlı kullanımda da karaciğere bakım yapıyor. Limon, Detox Fit şase, birazcık sirke bu şekilde gördüğünüz gibi koyduktan sonra arkadaşlar şöyle hemen kaşığımı alıyorum ve bunu karıştırıyorum. İlk önce bunu içiyorum arkadaşlar. Evet limon detoks içeceği sirke. Gördüğünüz gibi bu karışımı ilk etapta içiyorum. Akabinden neler yapıyorum? Haydi izleyelim. geldik ikinci aşamaya. Detoksiti içtim. Bir yarım saat geçti. Detoksit ile birlikte burada gördüğünüz mineral ve vitaminlerimi de içtim. Size biraz sonra göstereceğim ne hangi mineral ve vitaminleri içiyorum. Bunu içtikten bir yarım saat sonra da e, diğer asıl beni antrenmana ya antrenman yapacaksam ya da kardiyo yapacaksam buna hazırlayan, asıl metabolizmamı hazırlayan, hızlandıran, termojenik etki yapan ve beni gerçekten de performansımı antrenmanda hissediyorum, performansımı arttıran karışımma gelecek sıra. Bu karışım benim yıllardır kullandığım bir karışım. Her sabah yapıyorum ve gerçekten çok verim alıyorum. Şimdi bu karışıma geçelim arkadaşlar. Hadi o zaman. Detox Fit'le birlikte burada Magnezyum içerikli, kalsiyum, magnezyum, çinko, D vitamini diyor. Böyle bir içerikli e, bir ürünüm var. Ocean'ın. Hemen arkadaşlar burada balık yağım var. Balık yağımı tüketiyorum. Burada C vitaminim var arkadaşlar. 1000 mg C vitamini tüketiyorum. Gene burada arkadaşlar iminol diye bir iminol kompleks diye bir ürün var. Burada da C vitamini, D vitamini, çinko, e, magnezyum ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir ürün. Bütün mineral ve vitaminlerimi burada alıyorum. Detoks fit tabletim var. Detoks fitle aynı zamanda bunları, bu vitamin, mineral tükettikten sonra ve omega 3'ümü tükettikten sonra diğer asıl benim önemli karışımıma geçelim. Sevgili dostlar, benim olmazsa olmaz karışımım. Filtre kahvemi sabah kalkar kalkmaz demliyorum bu şekilde koyuyorum. Hemen arkadaşlar içerisine fitnat hindistan cevizi yağımı döküyorum. Bundan sonra arkadaşlar biraz MGT oil. Arkadaşlar fitnat hindistan cevizi yağı, MGT oil bunlar sağlıklı yağ gruplarına girerler. Ve sağlıklı yağlar vücudumuzdan yağ yakar arkadaşlar. Ve beyin aktivasyonumuz için de çok etkilidir. Aynı zamanda Omega 3 de beyin aktivasyonumuz için çok etkilidir. Dolayısıyla sevgili dostlar hormonal denge için de çok önem arz eder. Muhakkak sağlıklı yağları hayatınıza sokmanız lazım. Özellikle size fitnat fıstık, şey, Hindistan cevizi yağı ve MCT MGT bir araştırın derim. Ben kahveme muhakkak katıyorum. Sadece sabah değil diğer öğün, diğer kahve içeceğim zamanlarda da. Arkadaşlar ve Carniburn. Carniburn, e, karnitin, Carnitin e, karnitin ama arkadaşlar pre-workout olarak da kullanılabiliyor. Biliniyor. Çünkü içerisinde kafeini var, yeşil çay ekstratı var, taurin var, beta-alanin var, karnetin var. Görüyorsunuz sevgili dostlarım. Ve bunlar gerçekten de size antrenmanı hazırlamak için yeterli oranlar. Bir pre-workout olarak içerisinde her şey var. Bundan da bir kapak kahveme ekliyorum sevgili dostlarım. Bu da benim diğer karışımım. Bunu karıştırıyorum. Evet. Bunu içtikten bir yarım saat 45 dakika sonra en fazla da kardiyoma ya da antrenmanıma başlıyorum sevgili dostlar. Videomuz devam edecek. Hemen e, antrenmandan sonra tüketmem için kahvaltı hazırlamam gerekiyor kendime. Sabah rutinimin bu da bir parçası. Evet gramla tartıyorum. 125 gram. Ee, fit grains yas yasmin pirinç 125 gramda Fit grains arkadaşlar basmati pirinç toplamda tam 250 gram tartıyorum bu şekilde suyumu koyuyorum evet suyumu koyuyorum oranını ben kendim belirliyorum artık ezberledim böyle pirincin üstünü bir miktar geçecek şekilde daha sonra pirinç pişirme makinama koyuyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Ben antrenmanımı yapana kadar o pişecek. Bir diğer rutinim de bu şekilde. Arkadaşlar geliyorum. Kanalımı düzenliyorum. Yeni editlediğim videolarımı koyuyorum. Planlama, saat planlaması yapıyorum paylaşım saati için. Kahvem burada. Hemen arkamda arkadaşlar. Kondisyon bisikletim var. Bu 2016 2017'de almıştım. Yadigar hala duruyor. Param parça oldu ama hala duruyor. Size göstereyim. Bir kere göstergesi yok. O kırıldı, bozuldu. Buralarının kenarlarına silikon yaptırdım. Bu komple bozuldu. Bu çıktı. Ee, ağırlık yani sertleşme, yumuşatma aparatı bozuldu. Burayı çorapla tutturdum. Bu pedalı ko tamamen koptu. Bunu ipliklerle tutturdum. <laughs> Vallahi kendime gülüyorum ha. Bu şekilde derme çatma bunu idare etmeye çalışıyorum. Çünkü yenisi çok pahalı. Evet devam ediyoruz. Sevgili dostlarım devir ekonomi devri. Bu arkamdaki yadigar hurdam hurdamı onara onara bir pedalı kopuyor iple tutturuyorum. şey de, bandıyla sarıyorum falan. Hızlı özgürlük falan zaten bozuldu. E, ...sertlik ayarını arttırmak için çorabı daha çok sıkıyorum, gevşetiyorum falan. Arkadaşlar ya her şey çok pahalı. Mecburen biz de e, hani bir şeyi tükenene... ...mesela bir ayakkabı giyiyorsun, iyice eskiyene kadar giyiyorsun. Bir kıyafet giyiyorsun. Zaten ben bir yere gidip alışveriş yapmayı unuttum açıkçası. Hani yıllarca kulüp takımlarından, milli takımlardan... ...şuradan buradan eşofmanlar, ayakkabılar falan alıyorduk. Hala onlarla idare etmeye çalışıyorum. Bir aldığım kendime donla çorap... <laughs> Yani vallahi durumlar böyle çok sıkıntı. Bu bu devirde yarışmaya hazırlanmak da çok zor. Zaten bunu da ayrı bir video yapacağım. Hayat pahalılığında yarış Aynen. hazırlığı diye. Ee, Allah yardımcımız olsun. Devam. Sabah rutinim Kaldığım devam ediyor. zaman ben hemen kahvaltı yapmıyorum. Ee, önce size bu tanıttığım rutinimi gerçekleştirdikten sonra eee kardiyovasküler egzersizlerimi yapıyorum. Yapacaksam ağırlık antrenmanı yapıyorum. Sabah antrenman yapacaksam sonra ilk öğünümü yiyorum. Bu süre zarfı içerisinde de gerçekten de kendimi çok iyi hissediyorum ve metabolizmam çok daha iyi oluyor. Vücudum bir yandan yediğim öğünü yakmaya çalışmıyor arkadaşlar. Antrenmana da hazır olmuş oluyor ve yağ yakımı, ödem atımı bu süresi çok daha iyi oluyor. Kendimi ben çok daha iyi hissediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar aç karnı önce bir antrenmanımı yapıyorum ya da kardiyovasküler egzersiz yapacaksam onu yapıyorum. Akabinden öğünümü yiyorum. Bunu bir yaşam tarzı haline getirdim ve ilk öğünüm en erken 12'yi en geç 2'yi buluyor. Ondan sonra arkadaşlar makrolarımı gün içinde tamamlıyorum. Unutmayın yatarken vücut Z raporu çıkartır. Siz bütün öğünlerinizi işte planınıza göre makro planınıza göre günlük tamamlarsanız bunda bir sıkıntı yok. İsterseniz antrenmandan önce yiyin isterseniz antrenmandan sonra yiyin fark etmez. Ama önemli olan bu işte günlük makroları tamamlamaktır. Vücut çünkü gece Z raporu çıkartır. Dolayısıyla benim sistemim bu arkadaşlar. Ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum hem de çok iyi bir yağ yakımı olmuş oluyor. Bir gün önceden yediğim öğünler zaten o antrenmanımda kullanılıyor. Sabah yediğiniz öğün kullanılmaz arkadaşlar antrenmanda. Bir gün önce tükettiğiniz öğünler depolanır ve antrenmanda o depolarınızdan kullanırsınız. Sistem bu şekilde ilerler. Ben bugün mesela gideceğim parkta bir şeyler yapacağım. Koşacağım, yürüyeceğim. Ee, kendi müşterime biraz çalışmalar yapacağım. Bunları da size tanıtacağım. O zaman e, günlük rutinimle devam edelim. arkadaşlar. Gereken yüklemeleri yaptım. Neler yedim, neler içtim. Daha doğrusu yemedim, içtim. Ondan sonra metabolizmamı ateşledim. Hava çok soğuk. Ama ben böyle liseli Japon talebeleri gibi. Gördüğünüz gibi böyle. <laughs> liseli Japon talebeleri gibi giyindim, çıktım. Parktayım şu anda. Şu anda yürüyorum. Koşacağım, ee, koşacağım, hoplayacağım, zıplayacağım. Sabah rutinim bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra ilk öğünümü yiyorum. İlk öğünümü, ilk öğünümde neler var, neler yiyorum bunları tükettikten sonra yani tüketmeye başlarken size öğünümü de göstereceğim. Sabah rutinim videom bitecek. Şimdi neler yapıyorum onu da kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Önce güzel bir ısınayım. Hava soğuk çünkü. Sonra e, kaldığımız yerden Neler yapıyorum falan onlarla videomuz devam edecek. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk etapta böyle 5 tur koşuyorum. Parkın çevresinde yaklaşık 300 metre. 300-400 metre park. 5 tur koşuyorum. İyi bir ısınıyorum. Sonra streçing yapıyorum. Ondan sonra maksimum deparlar yapıyorum. Sonra kendi vücut ağırlığımla çalışıyorum. Size zaten videoyu göstermiştim bir önceki videomda. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Yaşlılık işte yapacak bir şey yok. Devam.